Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve Full Tech projemizin 8. dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Security'ye başlıyoruz. Öncelikle Spring Security'de yani backend tarafında JWT token ile gerekli implementasyonları yapacağız. Sonra vakit kalırsa frontend tarafına da integrasyona bakarız. Yetişmezse onu artık bir sonraki derse yaparız. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle PomXML'de Spring Security için command dediğimiz bir kısım vardı. Onu açalım arkadaşlar. Bu Spring Boot'un security için her şeyi içeren bir dependency'si. Şimdi bunun üzerine ekstra biz bir de JWT Maven diye aratalım. Daha sonra arkadaşlar şurada io.json web token yani JWT'nin açılımı JSON web token. Bunu arkadaşlar bir de eklememiz gerekecek. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için çok kısa bu JWT token nedir onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Backend tarafında backend serverımızın bir kapısı olsun ve kilitli olsun. Kapıyı açmak için bir anahtar gibi düşünebilirsiniz bu token'ı. Frontend tarafından backend'e istek atarken login olmuş bir user için bu token'ı göndererek istek atacağız. Bu sayede backend tarafı yani anahtarla açtığımız için backend tarafını bize izin verecek içeri girmemize. Aksi halde sen yetkili değilsin diye bize unauthorized işte hatası dönecek. Şimdi bu anahtar da kişiye özel arkadaşlar. Kişiye özel üretiliyor. Bu sayede yani güvenli bir şekilde istek atmış oluyoruz. Aynı zamanda bu anahtarımız işte atıyorum 1 saatte bir ya da işte 10 saatte bir falan diyelim expire oluyor. Yani anahtarı da değiştirmeniz gerekiyor. Bu sayede anahtarı kaybetseniz ya da işte biri sizin anahtarınızı çalsa bile yeni bir anahtar generate edildiği için belirli periyotlarda çok daha güvenli bir hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Kısaca böyle anlatabilirim. Şimdi onu kopyalayalım. Dependency'lerimize. Şimdi bunları kaydediyoruz arkadaşlar. Daha sonra ben burada iki tane yeni package oluşturdum arkadaşlar. Konfigürasyon için bir de security için iki tane yeni package'imiz var. Şimdi bunların içerisine gerekli class'ları eklemeye başlayalım. Öncelikle security'nin altında JWT user details diye bir class açalım arkadaşlar. Şimdi bu class implement user details adlı bir interface'i implement edecek arkadaşlar. Bu user details Spring Security'nin sağlamış olduğu bir arayüz. Hani user'ımızın normalde şey user class'ının altında bize neler varmış bakalım entitylerimizde. Bizde sadece ID, username, password var ama normal şartlar altında işte user'ın e-mail'i, ne bileyim, gender atıyorum, gerekli bilgileri, birkaç daha fazla detaylı bilgi olabilir user class'ının altında. O yüzden Spring Security sadece işte username ve password'un olduğu ekstra bir user details objesi yapmamızı istiyor bizden. Ki bu authentication işlemleri için bu class'ı kullanalım. Yani öbür user class'ımız ayrı olsun. Detayların olduğu asıl user class'ımız o. Bu ise authentication'da kullanacağımız user class'ımız. Şimdi gerekli metotları implement edelim. Şimdi account non-expired yani account işte sözü olmamış, kapalı değil yani. Bunu true'ya çevirelim arkadaşlar. Buradakilerin hepsini true yapacağız aşağı yukarı. Çünkü bize böyle kontroller yok şu an. Log falan olmuyor kimse. Credential'ları da expire olmuyor. Enabled, evet enabled bir hesap. Şimdi getirilerden görebileceğiniz üzere bizden username, password ve authorities adlı field'ları bekliyor arkadaşlar bu user details interface'i. O yüzden şimdi onları biz birer birer oluşturalım. Ben bir de ID ekleyeceğim bunun üstüne. Şimdi getir setter'lar kalabalık yapsın istemiyorum. Getir. O yüzden lombok kullanacağız arkadaşlar. Şunları da siliyorum kalabalık yapmasın burada. Evet. Şimdi bir de şey yapacağım.
bir constructor oluşturalım private. Daha sonra bize gelen bir user objesini, şu user objemizi bu user details'e çeviren bir metot yazacağım arkadaşlar. Hızlıca onları implement ediyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu işte user details için bir constructor oluşturdum. ID, username, hepsini alan otoriteleri. Ve burada bize bir user geldiğinde, yani şu user class'ı geldiğinde ondan bir user details objesi dönüyoruz. Bunun için ben dediğim gibi otorite, bizde admin vesaire gibi roller olmadığı için sadece user diye bir otorite ekledim otorite listesine. Bu kişinin, şimdi gerekli importları da yapalım. Evet. Ve daha sonra yeni bir şu constructor'ı kullanarak user detail objesi oluşturup dönüyoruz arkadaşlar. İşte user'ın ID'sini, password'ın name'ini alıp bir de bu eklediğimiz listeyi alarak bir user details objesi oluşturuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu JWT user details authentication için kullanacağımız user objemiz. Şimdi bunun için bu user details objesi için bir de servis implement edelim arkadaşlar. Onu normal servislerin altına implement ediyorum. Yeni bir class oluşturalım. User details service implementation adı altında bir class oluşturacağım. Bu user details servisi yine bir interface security'nin sağlamış olduğu Spring Security'nin onu implement edecek arkadaşlar. Hemen bu class'ımızı oluşturalım. Gördüğünüz gibi bir tane metodu var. Override ettiğimiz işte load user by username adında ve gördüğünüz gibi bu user details tipinde bir obje dönüyor. O da aslında user details, gördüğünüz gibi şu, bunu da kapsıyor aynı interface implement ettiği için. Yani bizim bu JWT user details objemiz dönecek bu servis. Şimdi bunu implement edelim. Şurada öncelikle private user repository, bu bizim kendi normal user repository'miz arkadaşlar. Bunu import edelim. Bu repo'yu kullanacağız. Yine constructor injection yapalım. Şimdi burada bildiğiniz user repo'muzun altında find by username diye bir metot tanımlayalım arkadaşlar. Find by username. Bu username'i alsın. Evet. Hatırlarsanız GPA repositorilerde metodun sadece signature'ını yazmamız yeterliydi. Find by username dediğimizde bu user class'ında username ile database'den gerekli user'ı getiriyordu arkadaşlar otomatik olarak. Şimdi bunu yazdık. Burada bizim normal user objemizi repo'dan bulup getirdi arkadaşlar. Bu username ile. Şimdi o bizim user details objesi dönmemiz lazım burada değil mi? O yüzden biz ne yapmıştık şu detail class'ın altında? Create diye bir statik metot oluşturmuştuk arkadaşlar. User'ı alıp bu user details objesini dönüyordu. Onu burada kullanacağız arkadaşlar. Return null değil de JWT user details altından create deyip bu user'ı vereceğiz. Repo'muzdan bulduğumuz. O da bize bunu bir user details tipinde bir user olarak dönecek arkadaşlar. Evet, başka burada eklememiz gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Şimdi de arkadaşlar ben buraya bir metot daha ekleyeceğim. Lazım olabilir diye düşünüyorum. Load user by ID diye bir şey ekleyelim. Long ID alıyor olsun. Yine aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Repo'muzdan alıp onu bir details objesine çevireceğiz. User alıp user details olarak dön. Tamamdır. Herhalde şimdilik bunlar bize yeter gibi geldi. Şimdi ne yaptık? Bize security için gerekli olan bir user details objesi oluşturduk ve onun servisini implement ettik arkadaşlar. Şimdi next step
JWT token'ımızı generate edecek bir class'a ihtiyacımız var. Ne demiştim? Her bir istek için, her bir user için bir JWT token oluşturacağız backend tarafında ve login olduklarında bu JWT token'ı onlara döneceğiz. Bu sayede istek atmak istediklerinde bu token'ı kullanacak arkadaşlar, kullanacaklar. Onun için burada yeni bir class oluşturuyorum. Adı da JWT token provider olsun. Bu bir component olacak. Bu arada şurada servisimize servis eklemedik. Onu da ekleyelim. Bunlar biliyorsunuz binlerimizin tanınması için eklememiz gerekiyor. Şimdi bu provider'ımızın içinde ne olacak? Öncelikle private string bir app secret diye bir şey tanımlayalım arkadaşlar. Bir de private long expires in diyelim. Şimdi bunlar ne derseniz, bunlar bizim token'ımızın birincisi bir app secret. Yani bu application'a özel, bu key oluştururken kullanacağımız secret, özel bir key. Buna göre bir token oluşturacağız. Bu da saniye cinsinden kaç saniyede bu token'lar expire oluyor. Yani geçerliliğini yitiriyor. Onun için kullanacağımız bir değişken. Bunların value'larını direkt olarak burada vermiyorum. Onun yerine application properties içerisine koyacağız arkadaşlar. Şimdi isimleri ne olsun? Mesela bu quest app uygulamamızın adı app secret olsun. Daha sonra burada expires in olsun arkadaşlar. Bunları application properties altında şimdi tanımlayalım. Resource'un altında application properties'e geliyorum. Burada ne koymuştuk adlarını? Quest app app secret mi koymuştuk? App secret, öbürü de expires in. App secret'ımız quest app olsun. İstediğiniz bir şey koyabilirsiniz bunu. Quest app. Sadece algoritma bu key kullanarak token üretecek. Expires in. Şimdi buna ne verelim? Saniye cinsinden 1 dakika 60 saniye bir hesap yapacak olursak. Yanlış hesaplamadıysam 6. Bu kadar sürede, yani 7 günde olması lazım. Token'ımız expire olacak. Bunu değiştirebilirsiniz. 1 saat, 2 saat size kalmış. Şimdi böyle yapalım. Zaten o refresh kısmına daha sonra geleceğiz. Geri dönüyorum token provider'ıma. Şimdi token'ımızın generate olacağı metodu yazalım. String dönecek. Generate JWT token diyorum. Şimdi bu bir authentication objesi olacak arkadaşlar. Authentication. Authentication diyelim. Bu authentication objesi yine Spring Security altında bir şey. Bunu çağırdığımız yerde göreceksiniz ne demek istediğimi. Şimdi bir JWT user details user details objesi tanımlayalım. Bu authentication'dan get principal diyorum. Bu principal aslında authenticate edeceğimiz user demek. Authentication objesinin içerisinde. Onu alıyorum ve JWT user details'e cast ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir date objesi oluşturalım. Expired date diye. Bu işte bu şu anki zamanı alıp üzerine şu expires in'i ekleyecek. O zaman expire olacak demek. Yani ne zaman expire olacağını hesaplıyoruz. Şu şekilde date'i de import
edelim. Sonra şimdi user'ımız elimizde. Ne zaman expire olacağı bu token'ın elimizde. Token oluştururken app secret'ımıza ihtiyacımız var. Şimdi bunların hepsiyle bir key oluşturalım. JWT token oluşturalım. Şimdi bu JWTS dediğim bizim dependency olarak eklediğimiz aslında şu IO vardı ya, JSON Web Token. Onun altında hazır gelen bir şey. Burada builder diyoruz ve token'ımızı build ediyoruz arkadaşlar. Önce set subject diyelim. Subject user'ımız oluyor. Bunun user'ımızın ID'sini kullanalım. Şimdi burada long to string şu yukarıdaki user details objesinden get ID diyorum. Bu user'ımızın ID'sini kullanacağım key'imde. Daha sonra set issued at ekleyelim. Bu da ne zaman bu key oluşturuldu? Şu anda. Bir de set expiration ekleyelim. O da expire date'imiz. Daha sonra sign with diyorum arkadaşlar. Algoritm olarak şunu kullanacağız. Bunlar işte yani key oluşturmak için kullanılan algoritmalar. Bu algoritmaya dön arkadaşlarınız vardır zaten. Bir de burada app secret'imizi veriyorum. Daha sonra compact diyorum ve oluşturuyorum. Evet, şu anda JWT token'ımızı oluşturan metodu yazdık. Karmaşık gelebilir. Sadece aslında user detail objemizi alıyoruz. Authentication, buradan gelen authentication objesinden. Bunu zaten çağırdığımız yerde daha iyi anlayacaksınız. O user'ı aldım. Bir ne zaman expire olacağını date'ini oluşturdum. Daha sonra hazır metotlar kullanarak işte subject'imizi, yani objemizi, burada authenticate edeceğimiz user'ın ID'sini verdim. İşte bu şu an oluşturuldu, şu zaman expire olacak dedim. Bu key'i şu algoritmayı kullanarak oluştur dedim ve oluşturdum. Bu kadar aslında. Şimdi devam edelim. Bu class'ın altında bazı metotlara ihtiyaç duyacağız. Örneğin long get. Şimdi ben user ID kullandım ya burada. Username de kullanabilirsiniz bu arada. Bu key'i oluştururken farklı şeyler kullanabilirsiniz. Bu oluşturduğum key'in içerisinden bu user ID'yi geri çözüyor olmam lazım. Yani çözüp aslında bu key'den, algoritmadan geri user ID'yi elde edebilirim arkadaşlar. Onu nasıl yapacağız? User ID from JWT diyeyim. Bu key'imizden user ID'yi extract edeceğiz. Şimdi string token'ımız, yani JWT token'ımız geldi diyelim bize. Ne yapacağım? Claims diye bir obje var. Claims. Yine bu JWT altında hazır geliyor arkadaşlar. Bunu parse ediyoruz. Bu key kullandık diyoruz burada parse ederken. Şimdi bir şeyi, bir key oluştururken algoritmayla bir secret verip buna göre bir token oluştur dedik ya. Şimdi bu şifreyi geri çözmesi için aynı key'i vermemiz lazım ki geri çözebilsin. Sonra şimdi parse claims diyeceğim. Burada token'ımı vereceğim. GetBody diyorum. Şimdi bu GetBody dediğimizde aslında şu key'e göre, burada ne yapmıştık? Tamamen geri gidiyoruz gibi düşünün. Şu key'e göre diyorum bu token'ı çöz. Diyelim burada sign etmişti ya, o key'i oluşturmuştu ya. Geri çözüyor. Bu sefer elinde bir body var, bir obje var. Onun içinde işte issued at olsun, expiration date veya subject gibi field'lar bulunuyor. Şimdi bu claim'ler, yani bu alanlar elimde olduğuna göre onun içerisinden user ID alabilirim arkadaşlar. Direkt burada return diyeceğim. Claims içerisinden get subject diyorum. Şimdi bu string'di yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. O yüzden bunu parse edelim long'a. Parse long diyorum.
Yani şifremizi geri çözdük. İçerisinden user ID'yi aldık. Bu bize lazım olacak ileride. Onun için bu metodu oluşturdum. Şimdi bu token'ımızı oluşturduk. Ama bu token'ı bir de validate etmemiz lazım arkadaşlar. Boolean validate token. Yani ne demek istiyorum? Hani frontend tarafından bize istek geldiğinde bize bir token'la geliyor değil mi user? Biz bu token doğru mu, yani bizim oluşturduğumuz bir token mu diye kontrol etmemiz lazım. O token'ı validate etmemiz lazım. Onun için de bu metodu yazıyorum. Yani token'ı alıyor. Bakacağız ki bu token geçerli bir token mı? İşte süresi dolmuş mu? Veya gerçekten bu user'a ait doğru bir token mu diye kontrol edeceğiz arkadaşlar. Try diyorum. Bir sürü catch blokumuz olacak burada. Önce CVT kal yaptığımız parser'ı işlemini yapacağız arkadaşlar. Set signing key diyorum. App secret. Yine işte geri çözümlemeye çalışıyoruz şu anda. Parse claims diyorum. Token. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl validate etmek? Burada parse edebiliyorsak eğer bu app secret'i kullanarak, bu bizim uygulamamızın oluşturduğu bir key'dir. Yani bu manaya geliyor. O yüzden validate etmiş oluruz aslında. Eğer öyle değilse zaten hata verecek. Onun için buraya bir sürü şimdi catch blokları yazacağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bir sürü catch bloğumuz oldu. Bunları şimdi import edelim. Şimdi bunların hepsi alabileceğimiz muhtemel exception'lar. İşte bunu parse ederken. Bunların herhangi birisi gerçekleşirse bu demek oluyor ki bu CVT token valid bir token değil, hatalı. O yüzden false dönüyoruz burada arkadaşlar. Peki doğru bir tokensa ne göreceğiz? Return diyorum. Yani tamam, tokenımız valid ama bir de expire olmuş mu ona bakmamız lazım. Is token expired diye bir metot yazalım arkadaşlar. Hemen. Bunu return edelim. Bunun ünlemini return edelim. Yani expired olduysa false dönsün. Expired olmadıysa true dönsün. Evet, bu token hala geçer demek. Hemen bu metodu burada create ediyorum arkadaşlar. Boolean bir metot. Evet. Ne yapacağız? Yine parse edeceğiz. Aslında şu parse kısmı için bir metot yazabilirdik çok çok kere gerçekten. Burada geçti. Sadece şu yani spesifik şey, aynısını burada da kullanacağız çünkü. Şimdi date diyorum. Expiration eşittir diyorum. Parse ettim. Get body diyeceğim. Daha sonra get expiration diyeceğim. Söyleyemiyorum. Bu date'imizi alıyorum arkadaşlar. Bu date'in ne zaman expire olacağı bu date'in. Şimdi kontrol edelim bakalım. Bu gelen token'ımız bu zamanda expire olacakmış. Direkt burada günü alacağım. Bugün expire olması gerekiyordu. Before new date diyelim. Şimdi biz gün cinsinden yaptık ya, zaten 7 günlük. Şimdi diyelim ki, bir örnek verelim. Expiration date'i ayın 15'iymiş. Bugün de ayın 17'si. Ne olacak? 15'in 17'sinden önce mi? Evet. O zaman true dönecek. Token expired. Diyelim expiration 20'sindeydi. Bugün 17'si. 20'si 17'sinden önce mi? Hayır. Daha 3 gün daha var. Expire olmamış. O zaman false dönecek. Burada false döndüğü zaman expire olmamış demek. Tersi de true. Yani valid bir token, henüz expire olmamış. Şimdi bunları yazdık. Evet, aşağı yukarı sanırım bu class'ımız da hazır arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi gerçekten biraz çok fazla class oluşturacağız. Yani bunu konfigür etmek birazcık sürüyor arkadaşlar aslında bu JVT işini. Bu class'ımızın adı da JVT Authentication Filter. Bu bizim filter class'ımız olacak. Extend once per request filter. Doğru mu yazdım? Evet. Şimdi gerekli metotları ekleyelim. Bu bir filter class'ı arkadaşlar. Bu do filter internal. Şimdi bir request geldiğinde frontend'den backend tarafına arada gerçekten Spring Security'nin yaptığı çok fazla filtreleme var. Bir sürü stage'i mi diyeyim, aşaması var. Biz buraya bir ekstra
aşama daha ekliyoruz. Kendi güvenlik önlemlerinin yanında. Default'ta 6 tane falan vardı galiba. Bizim için JWT filtre ekleyeceğiz diyor. Yani araya bir de JWT kontrol filtre aşaması ekliyorum. Bir request geldiğinde onu işte bu request otorize olmuş mu diye bir filtre koyacağız. Değilse bu request'i unauthorized diye geri çevireceğiz zaten. Bu filtre bu işi yapacak. Hemen yazalım arkadaşlar. Şimdi try diyorum. Şimdi bizim bu string JWT token diyeyim. Bu token'ımızı extract etmemiz lazım. Google request'ten. Yani request header'ında gelecek bu. Onu header'dan extract etmemiz lazım. Bunun için extract JWT from request diye bir metot yazalım arkadaşlar. Request'imizi alsın. Bize token'ımızı dönsün. Hemen create metot diyorum. Bunun için de string bearer. Yani bu arkadaşlar bilmeyenler için hızlıca söyleyeyim. Header'larda istek atarken bu JWT token'ımızı header'larda authorization header'ı altında göndereceğiz. Ve bearer yanında da token olacak şekilde bearer diye düz bildiğiniz string yazısı. Şimdi onu extract ediyorum. Request get header diyorum. Authorization. Authorization header'ımızı aldık. Şimdi bir kontrol edelim. Bu bearer'ımız dolu mu gelmiş? Hashtags diyorum. İçerisindeki şeyler, yani bearer doğru mu yazılmış? Onu kontrol edelim. Şimdi doluysa bu bearer start with. Dediğim gibi bildiğiniz başında böyle bearer yazıyor. Boşluk doluyor. Authorization header'ında key authorization value'su bearer boşluk JWT token şeklinde oluyor. Eğer böyleyse doğrudur demek ki bu gelen header. Şimdi key'imizi return edelim. Return bearer substring diyorum. Nasıl yazalım bunu? Bearer diyelim. Length artı 1'den başlasın. Şimdi ne yapmış oldum? Başındaki bir boşluk kısmı var ya, oraya atıyorum. Kalan sadece JWT token kısmını dönüyorum arkadaşlar. Evet, şimdi extract ettiğimize göre token'ımızı devam edebiliriz. Yine aşağıda yaptığımız gibi kontrol edelim. Dolu mu, doğru mu diye. Hashtags diyorum. JWT token doluysa içi. Ve aynı zamanda neydi bizim class'ımız? JWT token provider. Böyle bir class'ımız var değil mi? Bunun için hemen hızlıca şurada bir obje oluşturalım arkadaşlar. Auto wired. Evet. JWT token provider altında hatırlarsanız validate token vardı değil mi? Bu validate token'a bizim JWT token'ımızı gönderiyoruz ve bu token valid mi diye kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapmış olduk? Eğer token doluysa ve valid ise ne yapacağız? Bu token içerisinden user'ımızı alacağız. Şu an authentication vereceğimiz user'ımızı alacağız. Öncelikle bir long ID alalım arkadaşlar. Yani bu token'dan. Yine JWT token provider'ın altında ne vardı? Get user ID from token. Aynen. Token'ımızı veriyoruz. Onun içerisinden user ID'mizi alıyoruz. User details tipinde bir objemiz olacak. Bir de ne vardı? User details service. Bu servisimizi de hemen autowire edelim. Yukarıda. Şu an ne yapıyorum? Key'in içerisinden user'ı algılıyorum ki bu user doğru bir user mu diye kontrol edeceğim. Bunları da import ettik. Şimdi load user by ID diyeceğim. Ama yok, çünkü bunu implementation
cinsine yapmam gerekiyordu. Evet, şimdi ID'den user'ı getir bana diyeceğim. Şimdi user elimizde. Eğer user ünleme eşit nalsa, böyle bir user var ise, o zaman bu request'imizi authenticate edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey oluşturuyorum arkadaşlar. Username, password, authentication token diye. Birazdan ne olduğunu daha detaylı açıklayacağım. User null, user get authorities diyorum. Evet. Şimdi bunu import edelim. Bu arkadaşlar yine Spring Security'nin kendi authentication içerisinde bir class. Bakalım hemen sizle isterseniz beraber. Şimdi bu bizim request'imizi authenticate etmemiz için gerekli bir şey. İçerisinde gördüğünüz gibi principal credentials var. Bu bizim principal dediği user'ımız oluyor. Şu constructor'ı kullandık. İşte otoriteleri, principal credential gibi. Şimdi bu objeyi alacağız arkadaşlar. Bu objeyi oluşturduğum authentication objemizi. Bunu alıyorum. Buna bir de details ekliyorum. Yine bir Spring Security'nin bize getirdiği şeylerden biri. Buna detay ekliyoruz arkadaşlar. Bu details diyorum. Request'imizi ekliyoruz arkadaşlar buraya. Evet, şimdi bunu neden yaptık? Şimdi Security Context Holder diye bir şey var arkadaşlar Spring'de. Şu anki bu security context'imizi, security ile alakalı şeyleri tutan bir local storage gibi düşünebilirsiniz. Bir local thread objesi yaratıyor ve bu user için bu gerekli şeyleri içerisinde tutuyor arkadaşlar. Authenticate ettiği işte objeleri, username'ini, işte şifresini vesaire. Bu context'in içerisinde biz bu request'i, bu authenticate ettiğimiz request'i koyduğumuzda bu işte filtrin devamında bu istek authenticate edilmiş olacak ve servise arka planda erişebilecek arkadaşlar. Yani bu context holder'ı erişebilirsiniz birazcık daha. Bizim dediğim gibi user için gerekli security bilgilerini tutan bir storage gibi düşünebilirsiniz. Get context diyorum. Set authentication. Evet, bu az önce oluşturduğumuz authentication'ımızı set ediyoruz. Şimdi bu request artık authenticate edilmiş oldu. Bu filter aşamasında. Şimdi burada try ettik değil mi? Eğer herhangi bir aşamada bir hata olursa exception e diyelim. Onu catch edelim arkadaşlar. Return diyorum. Hata olursa bu filtreden dönüyor. Yani authenticate etmeyecek. Şimdi filter chain'imizi az önce bahsettiğim, hatırlarsanız do filter request response. Az önce bahsettiğim o aşamalı filter chain'imizde sırayla Spring Security'de o filterlere gidiyor. Bu filter chain'imize filtre devam et. Filter yap diyorum bu request ve response'la. Biz gerekli şeyleri context'imize ekledik. JWT kısmını halletmiş olduk bu filtrelerin. Şimdi Spring normal chain'ine devam edecek arkadaşlar. Evet, sanırım bu class'ta bu kadardı. Unuttuğum bir şey yoktur umarım. Evet, şimdi devam edelim. Bakalım neler oluşturduk. Burada arkadaşlar son bir class oluşturacağım. Bu da şey için. Bize unauthorized bir istek gelirse diye bir entry point. JWT authentication entry point diyorum. Authentication entry point'i implement edecek arkadaşlar. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir request gelmiş ve eğer bir exception varsa, yani işte biz burada yakaladıysak işte token illegal veya başka bir şey, bu request'e diyeceğiz ki response olarak şunu döneceğiz. Unauthorized, söyleyemiyorum. Unauthorized olacak. Şimdi hemen onu yazalım. Şimdi response'umuza send error diyorum. Bir error dönecek. Bu response'ların altından sc unauthorized. Evet.
Diyorum ki response olarak bu bir unauthorized response'tur. Aynı zamanda exception'ımızı da yanında verelim. Mesajını dönmemiz lazım. Exception'dan gelen mesajı. Evet, şimdi response'umuza error'umuzu ekledik. Herhangi bir authorization sorunu olduğu durumda, bir error geldiğinde, exception olduğunda unauthorized diye response'umuza ekleyeceğiz. 401 unauthorized dönecek yani arkadaşlar. Evet, bunu da hallettiğimize göre şimdi bunların hepsinin otomatik bir şekilde olmasını sağlayacak bir konfigürasyona ihtiyacımız var. Burada oluşturduğum config package'in altında bir konfigürasyon klası oluşturuyorum arkadaşlar. Adını da security config koyabiliriz. Evet. Bu bir konfigürasyon olacak. Configuration olacak. Aynı zamanda enable security diyorum. Evet. Bunun için de pek çok şey ekleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Öncelikle extend edelim. Web security configure adapter class'ımızı. Şimdi burada işimize, yani bize lazım olacak bazı şeyler var. Onları önce hazırlayın. User details, service implementation details, service. Sonra az önce oluşturduğumuz o exception handler vardı ya, unauthorized diye response dönen, onu da alalım arkadaşlar. Bunu burada kullanacağız. Exception olduğunu da handle etmek için. Şimdi yine constructor injection yapalım. Evet, şimdi gerekli bazı bean'lerimiz var. Yani bazıları bizim oluşturduğumuz, bazıları security'nin içinde gelen. Örneğin biz ne oluşturmuştuk arkadaşlar? Burada bir JWT authentication filter oluşturmuştuk. Bunu hemen yazalım. JWT authentication filter diye. New, şunu kopyalayalım. Filter, yeni bir filter dön bize, filter istediğimizde. Evet. Şimdi birkaç tane daha bean var. Ben onları hızlıca yazacağım. Çok fazla şey var çünkü. Şimdi bir authentication manager yine security'den alıyoruz. Bazı şeyleri manage etmek için. Password encoder. Burada user details service'de kullanacağız bunu. Evet, şimdi devam edelim. Bir course filter ekleyeceğim. Yani course filter dediğimiz şey cross origin'den gelen istekler için bir filtreleme. Biz şimdi cross origin'den gelen isteklere izin vereceğiz arkadaşlar. Bunun için bir filter yazıyorum buraya. Bunu otomatik olarak kullanacağız birazdan. Bunu yapmamızın sebebi kendi orijinimizin, yani serverımızın orijine hariç farklı orijinlerden gelen isteklere izin vermemiz arkadaşlar. Şimdi hemen yine onu da hızlıca yazacağım ve size açıklayacağım. Şimdi evet, şimdi dediğim gibi bakın şurada tüm orijinlere izin veriyoruz. Aslında yıldız kodumuzda hepsine demek oluyor. Ve tüm header'lara metot olarak da options, head, get, put bilmem ne, tüm aslında neredeyse metotlara izin veriyoruz arkadaşlar. Cross origin'den gelecek olan. Burada bunu yapmamızın sebebi frontend tarafında sıkıntı yaşamak istememem. Farklı orijinden gelen istekler için. Şimdi bunların hepsini, bu yukarıda yarattığımız her şeyi kullanacak asıl metodumuzu yazalım. Override diyorum. Public void configure diyorum. Bir HTTP security alıyor. Bir security exception fırlatabilir. Cross exception. Şimdi asıl önemli metodumuz bu. Bunu beraber yazalım. Şimdi bu HTTP security. Bu security ile alakalı her şeyi burada konfigür edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle course ekleyelim. Course. Şimdi bakalım bu course ne için? Zaten üstüne tıkladığınızda gelir. Diyor ki course filter'ı ekler. Eğer bir bean varsa course filter adında onu kullanır. Ya biz burada o yüzden bu course filter'ı yarattık aslında.
Course olarak bu bizim yaptığımız bin'i kullansın diye konfigür ederken. Daha sonra end diyorum. Şimdi burada bir şey yapacağım. Bunu disable ediyorum arkadaşlar. Normalde bunu disable etmek istemezsiniz. Fakat biz Postman'dan istek atacağımız için test amaçlı yani bunu disable ediyorum. Bu da arkadaşlar cross-site request forgery. Yani şu mana geliyor. Birisi atıyorum siz browserınızda bankanıza login oldunuz. Ve kötü niyetli birisi sizin login olduğunuz sync credentiallarınız var. Ve sizi bir linke yönlendirecek bir şeye tıklatıyor mesela. Ve sizin credentiallarınızda bankanıza istek atıp atıyorum sizin adınıza paranızı çekebiliyor gibi düşünebilirsiniz. Normalde bunu dediğim gibi disable etmiyoruz. Şu an test amaçlı disable edeceğim. Devam edelim. Şimdi bir exception handling ekleyelim arkadaşlar. Burada. Authentication entry point. Buraya neyi kullanacağız? Az önce bizim yazdığımız handler. Yani exception olduğunda entry point olarak bizim yazdığımız handler'ı kullanacak arkadaşlar. Spring burada. And diyorum. Devam edelim. Session management. Buraya birkaç bir şey daha ekleyeceğim. Stateless session oluşturduk. Şimdi asıl önemli kısma gelelim. Authorize requests diyorum. Burada. And matches. Bu şimdi şu demek. Request'leri nasıl authorize edeyim diye bir şey. Ben de diyorum ki eğer slash auth slash herhangi bir link yani authentication'la alakalı herhangi bir URL'a user'lar gitmek isterse permit all diyeceğim. Çünkü bu authentication URL'in altında bizim login register'ları oluşturacağız. O yüzden herhangi bir insan sistemimize girdiğinde bu linklere erişebiliyor olması lazım. Burada biz token istemeyeceğiz. O yüzden permit all diyorum. Bu linklere gelen kişilere izin ver. Onun dışında herhangi bir request olduğunda any request authenticate diyeceğim burada. Authenticated. Yani bu URL'li yani bu URL yani authentication alakalı linklere register login kısımlarına herkes girebilir. Permit all. Fakat onun dışındaki herhangi bir request'in authenticated olması gerekiyor diye bu bilgiyi veriyorum. Şimdi burada ne demiştim? Bizim size bir şey göstermek istiyorum. Farklı şeyler denemek isteyen arkadaşlar için. Bize sadece user diye bir rol var. Değil mi? Ama diyelim ki end matches. Diyeceğiz ki mesela admin page'leri olsun atıyorum. Tamam. Admin page'lerine erişmek isteyen insanlar için yanlış yere koyduk. Şöyle bir şey olsun. Has any authority burada admin. Şimdi biz user diye hep tanımladık ya. Diyelim ki admin sayfalarına erişmek için admin authority'si gerekli diye bu tarz şeyler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizde böyle bir şey yok. O yüzden bunu kaldırıyorum ama hani yapmak isteyen arkadaşlar varsa diye göstermek istedim. Devam edelim. Son bir şey. Biz az önce bir filter yaratmıştık hatırlarsanız. HTTP security. Add filter diyorum. Add filter before. Neydi bizim filterimiz? JWT'yi kontrol eden bir filter. Yani JWT authentication filter. Bu bin'i de burada yaratmıştık. Bu filtre ekle diyorum. JWT authentication filter. Bu filtre ekle. Hangisinden önce? Username password authentication filter'dan önce. Yani bu authenticate etmeden önce bizim ara filtremizi buraya eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Bunu da eklediğimize göre, filtremizi araya koyduğumuza göre sanırım konfigürasyon kısmı tamamlandı. Son bir şey kaldı şu an test etmek için bu security'yi. O da neydi? Şu ben burada yazdım. Authentication adlı o URL'ye gelecek request'leri, login ve register kısmını yani kontrollerini yaratmak. Hemen burada new diyorum. Authentication controller diyeyim. Authentication controller diye bir class'ımızı yaratalım. Bunun altında her zamanki gibi bir REST controller
Ve request mapping'imizde ana görelimimizde request mapping'imiz bu authentication. Az önce yazdığımız. Şimdi bunun içerisinde iki tane metot oluşturalım arkadaşlar. Post mapping diyorum. Bunlar ne olacak? Birincisi login, diğeri de register olacak. Public string login diyorum. Ne alacak içerisine? Bir request body objesi alacak. User request diye bir class oluşturalım arkadaşlar. Login request diyeyim bunu da. Hemen bunu yaratalım. Nerede yaratalım? Requests. Requests altında yaratıyorum. User request diye. Ne olacak içerisinde? Login alırken bize ne lazım? Sadece string, username ve password. Lazım. Şimdi bu class'ımızı da oluşturduk. Evet, bize bir request geldi diyelim. Bu user request objesiyle. Şimdi nasıl login olacağız? Şimdi şu username, password, authentication token'ını hatırlarsınız. Az önce yine kullanmıştık. Yine bunu kullanacağız. Authentication token olarak. Neden bunu kullanıyoruz? Çünkü bu authentication objesinin içerisine alınıyor. Birazdan onu da göstereceğim. Bunun içerisine şimdi login request'ten gelen get username, bir de yine login request'ten gelen get password'u ekleyelim. Okay. Import edelim. Şimdi asıl authentication objemizi yaratalım. Authentication. Hatırlarsanız JWT token oluştururken authentication objesi geliyor demiştim. Bu authentication objesini authentication manager'dan alıyoruz arkadaşlar. O yüzden şimdi önce onu bir yaratalım şurada. Private authentication manager. Aslında çok birçok şeyi Spring kendisi arka planda hallediyor arkadaşlar. Biz sadece onun bize verdiği konfigürasyonları, işte klasları, bilmem neleri kullanıyoruz. Kendimizde birkaç bir şey ekleyerek. Şimdi bu Authentication Manager'dan ne alacağım? Authenticate. Bu Authenticate token'u vererek bize bir Authentication objesi dönmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Bu Authentication objesiyle JWT token'umuzu oluşturacağız aslında. Öncelikle Security Context holder'ımıza gidelim. Get context diyorum. Set authentication. Bu authentication'ımızı set edelim. Out. Yine context'e koyuyoruz arkadaşlar bu authentication objesiyle. Daha sonra şimdi ne yapacağız? JWT token oluşturacağız. String JWT token diyeyim. Nereden alıyorduk JWT token'ımızı? JWT token provider diye bir klasımız vardı. Bunu da hemen burada alalım. Private JWT token provider. Bu authentication objesini kullanarak token'ımızı oluşturacağız. Bunu da import edelim. Gene JWT token authentication objesini vererek. Şimdi isterseniz bir tekrar gidip hatırlayalım ne yaptığını. Bu authentication objesini alıyordu. Ve bu authentication objesinin içinden user detail'i alıyordu. Ona göre de işte burada JWT token oluşturuyorduk. Burada o user'ınızı koymuş olduk aslında authentication içerisine. Bu username, password, authentication token objesini kullanarak işte username'imizi ve password'ımızı vererek arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir şey kaldı mı? Hayır. Şimdi bu oluşturduğumuz JWT token dönebiliriz. Response olarak. Yani login olduğumuzda aslında arkadaşlar biz bir login request atacağız. Yani username'imizi ve password'umuzu gireceğiz. Login olacağız. Bize backend tarafından bir token gelecek. Bu önemli. Login olduğumuzda bu token'ı alacağız.
Bu token'la diğer tüm setlerimizi yapacağız artık login olduğumuz için. Evet, şimdi login bu kadar. Bir de register oluşturalım arkadaşlar. Post mapping. Register diyorum. Bu arada JWT token'ı başına şunu da ekleyelim. Frontend tarafına iyilik olsun. Hani bearer direkt aldığı şekilde bize istek atabilsin. Çünkü başında bu bearer string'in de olması gerekiyor. Hatırlarsanız. Şimdi public. Burada bir response entity döneceğiz ilk defa. Bu projemizde. Bunun sebebi register olup olmadığımızın header'da bilgisini vermek istemem. Register diyorum. Aynı şekilde bu da bir request body alacak. Yine bir user request. Çünkü alanlar aynı. Bizde normalde çok fazla bir register bilgi olmadığı için user ile alakalı objemize sadece username ve password tutuyoruz. Atıyorum e-mailini bilmem ne alsaydık farklı bir request objesi oluştururdum. Siz dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz tabii ki de. E-mailini de alabilirsiniz. Başka istediğiniz bilgileri de alabilirsiniz. Şimdi bir user servisimi alayım arkadaşlar. Private. Bu bildiğiniz normal user servisimiz bizim. If diyeceğim. User service. Get one user by ID var. Ama bize username lazım. One user by user name diye bir şey oluşturayım burada. Ve register request'in içerisinden de get username'i alalım. Hemen bu serviste o metodumuzu oluşturalım. Şimdi database'e gidip böyle bir user var mı yok mu ona bakacağız arkadaşlar. Aynı username'de biri var mı diye. Çünkü varsa oluşturmak istemeyiz değil mi? Aynı username'de iki user. Find by username. Neyse ki bu metodumuz hazır. Boolean değil. User döneceğiz. Evet. Şimdi gidelim buraya. Eğer böyle bir user varsa. Yani ünlem eşit null. Böyle bir obje bize döndü. Böyle bir user var. O zaman ne yapacağız? Bad request diyeceğiz. Hatalı istek gönderdiniz. Böyle bir user zaten var diye bir mesaj döneceğiz. New response entity diyorum. Username already in use diyelim. Mesela mesaj olarak bunu dönelim. String döneceğiz response entity'de. Bunun yanında bir de HTTP statüslerden bad request dönelim. Yani kötü bir istek yaptınız. Böyle bir username zaten var. Bir daha deneyin gibisinden bir şey dönüyoruz. Eğer öyle bir user yoksa database'de bu username ile şimdi oluşturabiliriz arkadaşlar. Hemen user new user diyelim. User set. Bir dakika önce user'ımızı import edelim. Set username. Bu request'ten gelen register request'ten gelen username. Aynı şekilde user set password'da register request'ten gelen password. Şimdi ne yapacağız? User servise gidip save one user diyeceğim ve user'ı save edeceğim. Peki response olarak ne döneceğim? Return diyorum. New response entity user successfully registered diyelim ve statü olarak da okey dönelim. HTTP status created de dönebiliriz hatta. Created dönelim. Çünkü created. Evet.
daha doğru bir şey olmuş olur. Evet, login ve register'ımızı da yazdık arkadaşlar. Şimdi burada bir şey eklemek istiyorum aslında. Evet. Şimdi burada bir şey eklemek istiyorum. Bu password'u direkt böyle raw şekilde yazmayalım. Biz bir encoder tanımlamıştık hatırlarsanız. Şurada bir yerde. Nerede? Pardon, burada değil. Şurada olması lazım. Aynen. Password encoder'ımız var. Madem ki var, onu kullanalım arkadaşlar. Password encoder'ımızı buradan tanımlıyorum. Private password encoder diyorum. Security'den, yani o config'de de kullanmış olduğumuz aynı encoder'ı burada kullanalım. Spring Security'den. Bir de bunlar için hızlıca ben bir constructor tanımlayayım arkadaşlar, inject etmek için. Evet, şimdi bunları da inject ettiğimize göre şu password encoder'ımızı burada kullanabiliriz database'e kaydederken. Sadece dümdüz burada encode diyeceğim. Ve o şekilde database'e kaydedeceğim arkadaşlar. Evet, tamamdır. Güzel. Şimdi sanırım her şey tamam. Bunu bir Postman'de deneyebiliriz arkadaşlar. Register olmaya çalışalım. Sonra login olmaya çalışalım ve bakalım diğer işte postlara vesaire erişebiliyor muyuz? Hemen deneyelim. Bunun için şuradan uygulamayı bir ayağa kaldırıyorum arkadaşlar. Daha sonra Postman'den isteklerimizi atacağız. Umarım bir şey unutmamışızdır. Çok fazla konfigür etmemiz gereken şey vardı. Evet, gördüğünüz gibi. That cannot be found. Şurada security'de. Şunu unuttuk muhtemel. Muhtemel ki ZVT Authentication Entry Point'imizin üstüne bir şeyler yazmayı unuttuk. Evet, aynen öyle. Şuraya bir component yazalım arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi eğer bu component'ı yazmazsanız bean olarak Spring onu bulamıyor. Bulamayınca da inject edemiyor başka yerlerde. Böyle hata veriyor. Umarım başka bir yerde sıkıntı yoktur. Zaten çıkarsa görürüz şimdi de. Üstlerine gerekli şeyleri eklemeyi unutmayın siz de. Şimdi bakıyorum. Started. Evet, güzel. Şimdi Postman'a geliyorum. Ve normalde biz slash postlara gayet güzel bir şekilde esek atabiliyorduk arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bize ne dedi? Unauthorized. Gördüğünüz gibi kafamıza göre artık postlara erişemiyoruz. İstek atamıyoruz. Hemen bunun için bir post site yaratacağım. Ve authentication altında register diyeceğim. Register. Evet. Bad request. Çünkü daha bir body oluşturmadım. Sorry. Buradan bir JSON body'si oluşturuyorum. Request'e ne gerekiyordu bize? Bir username ve password gerekiyor sadece. Bir saniye bakayım. Öyle miydi? Username, password. Aynen. Şimdi bir username'imizi yaratalım. Authenticated user. Authenticated user diyeyim. Password. Password. Password'ümüzde ne olsun? Pass olsun. Tamamdır. Evet. Şimdi şöyle bir istek atalım. Evet. User successfully registered. Şimdi user'ımız register oldu. Bir de bu user'la login olmaya çalışalım arkadaşlar. Login. Yine aynı bilgileri gönderiyorum. Send diyorum. Evet. Login olduk. Okey. Statüsümüz. Ve bize bir token döndü arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bundan sonra istek attığımızda get request'te neydi burada? Postlara. Post. İstek atarken burada header'larda authorization header'ımıza value olarak bu key'imizi vereceğiz. Bu aldığımız key'i vereceğiz. Şimdi buna send diyorum.
Ve gördüğünüz gibi şu anda postlara erişebildik arkadaşlar bu token'ımız ile. Az önce bize unauthorized diyordu ama şimdi de otorize olduk. Login olduğumuz için token'ımızı aldık ve o token'la istek yaptığımızda postlara erişebildik arkadaşlar. Evet, şu anda aslında backend tarafında aşağı yukarı her şeyi hallettik gibi diyebiliriz. Geliştirme dersimizde bu refreshleme kısmını yapacağız token'ın. Onun dışında yine frontend tarafında bir hatamız, bir eksimiz varsa istek atarken fark ederiz zaten. Gelecek hafta frontend kısmına geçelim. Bu hafta çok uzun bir ders oldu zaten. Onu şimdi buraya eklemek istemiyorum. Bence gayet iyi oldu. Çok basit bir şekilde JWT ile Security implement etmiş olduk arkadaşlar. Sorunuz varsa her zaman yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.